أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين على رسولنا محمد صلوات Mucizat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam risalesi mektubat sayfa 112 7. nükteli işaret. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın bütün hayatı boyunca yaşadığı, yanında bulunanların yaşadığı, gördüğü, bildiği mucizelerle alakadar bir dersimiz. O mucizelerin bereketi, Yedinci nükteli işaret. mucizatı ı Nebeviye'nin bereketi taam, yemek hususundaki bereketlerinde olan kısımdan birkaç kat kat'i ve manen mütevatir misaline işaret edeceğiz. Bahs bahisten evvel bir mukaddimenin zikri münasiptir. Evvela bu hakikatı, bu manayı idrak için bir mukaddeme Risale-i Nur'un üstadımızın her zaman yaptığı. Şu gelecek bereketli mucizat misalleri her biri müteaddit tarikle hatta bazıları 16 tarikle. Yani o rivayetler 16 farklı yoldan. 16 tarikle sahih bir surette nakledilmiş. Ekserisi bir cemaati kesire huzurunda vuku bulmuş ve o cemaat içinde muteber ve sadık insanlar onlardan bahsedip nakletmişler. Bu mucizelerden bahsedip nakletmişler. Mesela sa denilen dört avuç taamdan yiyecekten yetmiş adam yemişler tok olmuşlar. Naklediliyor. O yetmiş adam onun sözünü işitiyor tekzip etmiyor. Bakın bu çok kıymetli bir hadis usulü. 70 kişi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 4 avuç yemeğinden yiyor. Bir kişi o haberi nakletse, diğer 70 kişi susarak kabul etse elbette ki o 70 kişinin tamamı o ifadeyi kabul etmiş demektir. O 70'in tamamı bu mucizeyi kabul etmiş demektir. O 70 adam onun sözünü işitiyor, tekzip etmiyor, yalanlamıyor. Demek sükut ile tasdik ediyor. Halbuki o asrı sıdk, doğruluk asrı ve hakikatte, hakikat asrında ve hakperest ve ciddi ve doğru adam olan sahabeler zerre miktar yalanı görse red ve tekzip ederler. Halbuki bahsettiğimiz vakaları çokları rivayet etmiş ve ötekiler de sükut ile kabul etmişler, tasdik etmişler. Demek her bir hadise manen mütevatir gibi kat'idir. Demek her bir hadise manen mütevatir gibi kat'idir. Mütevatir neydi? Farklı yoldan birbirinden haber olmayan insanların tek haberi olduğu gibi nakletmesiydi. Öyleyse insanda o habere karşı yalan kalmıyor veyahut da şüphe kalmıyor. Halbuki bahsedeceğimiz vakalar çoklar rivayet etmiş ve ötekiler de sükut ile tasdik etmişler. Demek her bir hadise manen mütevatir gibi kat'idir. Hem sahabeler Kur'an'ın ayetlerini, sahabeler Kur'an'ın ayetlerini hıfsından sonra, Kur'an'ı ayetlerinin hıfsından sonra en ziyade Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın efal ve akvalinin muhafazasına, bahusus ahkama ve mucizata dair ahvaline bütün kuvvetleriyle çalıştıklarını ve sıhhatlerine pek çok dikkat ettiklerini tarih ve siyer şehadet ediyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama ait en küçük bir hareketi, bir sireti, bir hali ihmal etmemişler. Ve etmediklerini ve kaydettiklerini kütub ve hadisiye, hadis kitapları şehadet ediyor. İşte burada Rudani'den tutun da, riyaz Salihinden tutun da, Kütub-ı Sitte'den tutun da, Kütub-ı Sev'a'dan tutun da değil mi? Onlarca, yüzlerce hadis kitapları bu mevzuyu, bu manayı nakletmişler. Hem asr-ı saadette mucizatı ve medar ahkam olan ehadisi hadiseleri kitabetle çoklar kaydedip yazdılar. Hususan Abadile-i yani meşhur yedi Abdullah bunların her birisi ayrı ayrı alimler. En meşhurlarından birisi de Abdullah İbni Ömer. Abadile-i kitabetle kaydettiler. Sahabe zamanındaki meşhur yedi Abdullah bunu kitapla kaydettiler yazarak. Hususan tercümanul Kur'an olan Abdullah İbn Abbas ve Abdullah İbn Amir i̇bnil As ve bahusus 30-40 sene sonra tabi'in binler muhakkikleri hadisi ve mucizatı yazı ile kaydettiler. Daha ondan sonra başta 4 imam müştehit yani İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik, Ahmed İbni Hanbel ve binler müdakik muhaddisler naklettiler. Ta yazı ile muhafaza ettiler. Daha hicretten 200 sene sonra başta Buhari, Müslim, Kütubu Sitte-i Makbule vazifeyi hıfz omuzlarına aldılar. İbni Cevzi gibi şiddetli binler münekkitler çıkıp bazı mülhitlerin veya fikirsiz veya hıfızsız veya nadanların karıştırdıkları mevzuya hadisi tefrik ederek ettiler gösterdiler. Bu İbn Cevzi de müfrit hadis alimlerinden yine yani çok daha ziyade diğer hadis alimlerine göre dikkat ediyor. Dolayısıyla o rivayete dair zerre miskar bir şüphe duysa onu kenara ayırıyor. Dolayısıyla bütün hadis kitaplarının naklettiklerini İbn Teymiye, İbn Cevzi gibi zatlar şiddetli binler münekkitler, tenkitçiler, itirazcılar bazı mülhitlerin veya fikirsiz veya hıfızsız yani hafızası zayıf olan veya nadanların karıştırdıkları mevzu ehadisi tefrik ettiler gösterdiler. Sonra ehli keşfin tasdikıyla 70 defa Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam temessül edip yakaza halinde onun sohbetiyle müşerref olan Celaleddin Suyuti gibi allameler ve muhakkikler o ehadisi sayhanın elmaslarını sair sözlerden ve mevzuattan tefrik ettiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra Celaleddin Suyuti 70 defa yakaz eden. Ne demek yakaz eden? En kısa ifadeyle anlayacağımız. Ya Resulallah bu mübarek kelam sizin ağzınızdan çıktı mı diye Peygamber Efendimiz'e manen soruyor. cenab Hak, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada temessül ettirip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu ya kabul ediyor yahut reddediyor. İşte Celaleddin Suyuti gibi binler muhakkik allameler. E hadisi sahihanın elmaslarını, sahih hadislerin elmaslarını sair sözlerden ve mevzuatta tefrik ettiler, ayırdılar. İşte bahsettiğimiz hadiseler, olaylar, mucizeler böyle elden ele kuvvetli, emin, müteaddit ve çok belki hadsiz ellerden sağlam olarak bize gelmiş. Çünkü her asrın büyük allameleri, müştehitleri bunları yeniden tasih etmişler. Elhamdülillahi min fadli rabbi. Bu işte Cenab-ı Hakk'ın fazladır, ikramdır. Niçin biz böyle anlıyoruz bu mevzuyu? Sebebi şudur ki Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kur'an'da nasıl bir ifadeden bize bahsediyor? Yani Kur'an'da nasıl bir ifade var? İnna nahnu ve inna lehu Bu Kur'an'ı, bu Kur'an'ın hakikatleri olan İslam'ı seni, senin davana hizmet eden yani Peygamber Efendimiz'i, o davaya hizmet edenleri biz Kur'an'ı muhafaza etmek namına muhafaza edeceğiz. Dolayısıyla Kur'an'ı sünnet-i seniyye muhafaza ediyor. Kur'an'ı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tatbikatı muhafaza ediyor. Bu nokta için, bu mana için, bu yüzden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadeleri, ibareleri korunmuş, Cenab-ı Hak tarafından. İnna nahnu nezzeline zikre ve inna lehul hafizun. Bunu nereden anlıyoruz? İmam Buhari için 560 bin hadis hıfzettiği söyleniyor. İşte İbni Hacer için 500 bin hadis hıfzettiği, naklettiği söyleniyor. Şimdi her bir hadisi bir ayet gibi düşünsek, bir cümle olarak düşünsek, takriben Kur'an'ın yüz katı eder. Hani Kur'an-ı Kerim 600 sayfalık bir kitap olarak düşünelim. Yani nasıl bir kitap ezberlemiş? 600 bin. 600 bin sayfa ezberlemiş öyle mi? Normal akli durumda bu mümkün mü böyle bir şey? Hayır değil. O zaman Cenab-ı Hak bu zatları muhafaza etmiş. Mesela öyle İslam alimleri var ki Ahmet İbni Hanbel gibi zatlardan bahsediyorlar. Ne diyor? Yaşadığı gün sayısını yazdığı kitap sayısını sayfasına bölüyorlar. Takriben günlük 160 sayfa düşüyor. E böyle bir şey zahiren mümkün görünmüyor. Demek ki Cenab-ı Hak bu gibi zatları, Kur'an'ı, İslam'ı, hadis-i şerifleri muhafaza etsin diye vazifelendirmiş. Ve hu ala kulli şeyin kadir. Allah'ın kudretine, Allah'ın gücüne bu ağır veyahut da zor değildir haşa. Evet. İşte buna binaen bu zamana kadar uzun uzun mesafelerden gelen, işte bu zamana kadar uzun mesafelerden gelen şu zamandan ta o zamana kadar bu hadiseleri nasıl bileceğiz ki karışmamıştır ve safidir hatıra gelmemelidir. İşte bu mukaddime ne içinmiş? Ya 1400 yıl geçmiş aradan. E 1400 yıl yaşayan bir adam da yok. Nesilden nesile geçmiş. E nasıl bileceğiz ki bunlara yanlış karışmamış? Bu hatırına gelmesin. Evvela hiçbir sebep olmasa. Cenab-ı Hak bu Kur'an'ı, bu İslam'ı ben gönderdim, ben muhafaza edeceğim diyor. Yeterli bir delil değil mi? Şimdi insan düşündüğü zaman, yani hatırına geldiği zaman, baktığı zaman bence çok çok kuvvetli bir delil. İnsan baktığı zaman bunu anlaması lazım veyahut da idrak etmesi lazım. Niçin? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu manada binler sözler söylüyor. E ne yapacak peki? Nasıl olacak? Cenab-ı Hak bu dini göndermiş bu Kur'an'ı göndermiş. Elbette onu muhafaza ettirecek olan yine odur. Elbette binler müştehitleri, binler mücedditleri gönderecek. Din-i Ahmedi aleyhisselatu vesselamın fesada düştüğü zamanlarda muhafaza ettirecek. Muhafaza ettirmesi aynı hikmettir, mahz rahmettir. İşte gelelim mevzumuza. Peygamber Efendimiz aleyhisselatu Vesselam'ın Berekete dair mucizeleri nelerdir? Bakalım anlamaya çalışalım. Berekete dair mucizat-ı kat'iyenin birinci misali. Başta Buhari, Müslim ve kütub Sahih'a müttefikan haber veriyorlar ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın Hazreti Zeynep ile tezevvücü velimesinde yani evlendiği hengamede o mübarek anda Hazreti Enes'in validesi Ümmü Süleym bir iki avuç hurmayı sağ ile yağ ile kavurarak bir kaba koyup Hazreti Enes Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdi. Enes'e ferman etti ki filanı çağır filanı çağır. Hem kime tesadüf etse karşılaşsa onu da davet et dedi. Enes de kime rast geldiyse radıyallahu anh çağırdı. 300 kadar sahabe gelip suffe yani herhalde suffede 70 kadar ve hücre-i saadeti doldurdular. Ferman etti. Tehallegu aşreten aşre. Yani onar onar halka olunuz. Onar onar sofra kurunuz gibisinden. Sonra mübarek elini o az tam üzerine koydu, dua etti. Sonra buyurun dedi. Bütün o 300 adam yediler, tok olup kalktılar. Enes'e ferman etmiş. Kaldır. Enes demiş ki bilmedim taam kabını koyduğum vakit mi çoktu? Yoksa kaldırdığım vakit mi çoktu? Fark edemedim. Yani eksilmemiş. Bereket suretinde görünmüş. İkinci misal. Mihmandar Nebevi. Kimdir? Mihmandar Nebevi. Sinan söyle bakalım. İstanbul'dadır. O sahabe. Meşhur sahabe. Heh. Eyüp Peygamber Efendimiz'e mihmandallık yapıyor ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam misafir ediyor ya. Mihmandar Nebevi. Ebu Eyüp el Ensari. Hanesinde teşrif-i nebevi hengamında. Ebu Eyüp der ki. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Ve Ebu Bekir Sıddık'a kafi gelecek iken. iki kişilik bir yemek yaptım. Ona ferman etti. Yani... Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a ferman etti. Udu selasine min esrâfil ensar yani git eş, e, ensardan 30 ar 30 ar davet et. Evet sonra yediler. 30 adam geldiler yediler. Sonra ferman etti udu sitdin 60 adam daha getir. 60 adam da yediler gittiler. Sonra ferman etti udu e, Ud'u sittin dedi. Sonra yediler gittiler. Sonra ferman etti. Ud'u 70 Yetmiş adam daha çağır dedi. Yetmiş adam daha davet ettim. Geldiler yediler. Kaplarda yemek dahi kaldı. Bütün gelenler o mucize karşısında İslamiyet'e girip biat ettiler. O iki kişilik tamdan 180 adam yediler. 70, 60, 30. 180 kişi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha gittiği gün gittiği an iman etmiş. 180 adam geldiler o yemekten yediler gelenlerin her birisi iman ettiler. Üçüncü misal Hazreti Ömer İbnül Hattab ve Ebu Hureyre ve Seleme İbnül Ekva ve Ebu Amrat el Ensari gibi müteaddit tariklerle rivayet ediliyor ki diyorlar bir gazvede, bir savaşta ordu aç kaldı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a müracaat ettiler. Ferman etti ki heybelerinizden kalan baki erzakı toplayınız. Yani kalan ne kadar yemeğiniz varsa hepsini getirin buraya koyun. Toplayınız. Herkes azar azar birer parça hurma getirdi. En çok getiren ise dört avuç kadar getirebildi. Bir kilime koydular. Küçük bir halıya serdiler. Selemeder. Mecmuunu ben tahmin ettim. Yani toplam gelen bütün yemekler oturmuş bir keçi kadar ancak vardı. Sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bereketle dua etti. Bereketle dua etti. Herkes kabını getirsin dedi. Koştular getirdiler. O ordu içinde hiçbir kalp, kap yemek tası kalmadı. Hepsini doldurdular. Hem daha fazla kaldı. Sahabeden bir ravi demiş ki rivayetten bir sahabe demiş ki o bereketin gidişinden anladım ki eğer ehli arz dünyada yaşayan herkes gelseydi onlara dahi kafi gelecekti. Bitmiyor yani. Dördüncü misal başta Buhari ve Müslim kütübü sayya beyan ediyorlar ki Abdurrahman İbni Ebi Bekir Sıddık radıyallahu anh der. Biz 130 sahabe bir seferde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ile beraber dik. Dört avuç miktarı olan bir sağ bir yemek kap ekmek için hamur yapıldı. Bir keçi dahi kesildi pişirildi. Yalnız ciğer ve böbrekleri kebap yapıldı. Kasem ederim o kebaptan 130 sahabeden her birisine bir parça kesti verdi. Sonra Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Pişmiş eti iki kaseye koydu. Biz umumumuz tok olunca kadar yedik. Fazlası da kaldı. Ben o fazla kalanı deviye yükledim. O kadar kaldı. Elhamdülillah. Beşinci misal. Kütübü sayha. Sayı Sahi hadis kitapları katiyetle beyan ediyorlar ki. Gazve-i garray Ahzap'ta. Ahzap savaşında. Meşhur Yevmül Hendek'te. Hazreti Cabirül Ensari Kasem ile ilan ediyor. Diyor ki o günde dört avuç olan bir sağ, dört avuçluk bir yemek kabındaki yemek arpa ekmeğinden bir senelik bir keçi oğlağından bir adam yedi ve öylece kaldı hiç eksilmedi. Hazreti Cabir der ki o gün yemekhanemde pişirildi bütün bin adam o sağdan o oğlaktan yediler gittiler. Daha tenceremiz dolu kaynıyor. Daha hamurumuzdan ekmek yapılıyor. Daha tenceremiz dolu kaynıyor. Ekmek yapılıyor. O hamura, o tencereye mübarek ağzının suyunu koyup bereketle dua etmişti. Cabirül Ensari rivayet ediyor. İşte şu mucizeyi bereketi bin zatın huzurunda ona alakadar göstererek, onlarla alakadar göstererek Hazreti Cabir Kasem'le ilan ediyor. Hazreti Cabir kasemle yeminle ilan ediyor. Demek şu hadise bin adam rivayet etmiş gibi kat'i denilebilir. Yani bin adam susarak sükut ile kabul etmişler. Altıncı misal nakli sahih kat'i ile hadimi nebevi bu kimdir? Peygamber Efendimizin hizmetkarı Enes Heh. Hazreti Enes'in amcası olan meşhur Ebu Talha der ki: Resul Ekrem vesselam 70-80 adamı Enes'in koltuğu altında getirdiği vakit az arpa ekmeğinden tok oluncaya kadar yedirdi. Yani küçük bir çocuk, genç birisi koltuk altında bir ekmek ne kadar olabilir? O ekmekle 70-80 adamı doyuruncaya kadar yedirdi. O az ekmekleri Parça parça ediniz, emretti ve bereketle dua etti. Hakikaten bizim dershanelerde de, yani genel bir kaidedir, bu sünnettir aynı zamanda. Üst, ekmeği e, kesmek veya da tam sofraya koymak, bereketi azalttığı söylenir. İşte bu kaynaktan dolayıdır. Onun için ekmekleri bölerek, yani elimizde adeta parçalayarak, sofralara parçalı koymak lazım ki, bereketi ziyadeleşsin. Tek parça alınca, kolunca demek ki, bereketi eksiliyor. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam emretti. Ekmekleri parça parça ediniz. Emretti. Bereketle dua etti. Menzil dar olduğundan o da küçük olduğundan onar onar gelip yediler. Top olarak gittiler. Yedinci misal nakli sahih kat'i ile şifa-i şerif ve müslim ve kütubu sayha beyan ederler ki. Üstad hazretlerinin nakillerine dikkat edersek, e, hem ismen nakil var, yani sahabeler kimler de oradaki, aynı zamanda kaynak bildiriyor. Şimdi Dolayısıyla biz bunlar hiç duymadık, bilmiyoruz ya olur mu öyle şey, haşa. Demek uygun düşmez. Çünkü Üstad hazretleri burada kaynak belirtiyor, kaynaklardan rivayet yapıyor. Evet, elhamdülillah nasıl bir hafıza. Bediüzzaman Hazretleri burayı tekrar edelim. 12 saat gibi bir sürede takriben 4 gün zarfında gündük üçer 4'er saat çalışarak bu 150-160 sayfa yani takriben 336 mucizeyi kaynaklarıyla, ravileriyle hadisin birçoğunu Arapçasıyla nakletmiş ve siz tavsiye ederseniz Çünkü kitap olmadı yanımızda eksik kusur görürseniz hadis bir hadis bil manadır deyin kusura bakmayın diyor. Ve tahsiye ediliyor, bakılıyor. Bir tane eksik, bir tane hata yok. E bu nedir? Şüphesiz mucizat Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam bir mucizesi dersiniz yahut bir keramet dersiniz. Cenab-ı Hak bu dini elbette koruyacak ve muhafaza ettirecektir. Evet, nasıl ki sahi kat'i ile Şifa-i Şerif ve Müslüm gibi Kütüb-ü Sahih'e beyan ederler ki, Hazreti Cabir-ül Ensari diyor bir zat Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan iali için yani çoluk çocuğu için evlatları için iali için tam istedi. Yiyecek bir şeyler istedi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam yarım yük arpa verdi. Çok zaman o adam iali ile ve misafirleriyle o arpadan yediler. Bakıyorlar bitmiyor. Noksaniyetini anlamak için ölçtüler. Sonra bereket kalktı. Bakın noksaniyetini ölçmek. Ya az mı kaldı? Bu da bir bereket kaydesi evimizde. O zaman kalan eşyamızda bereket var sevimizde. Yediğimiz unumuzda, arpamızda, buğdayımızda, şekerimizde. Çok fazla ölçüp tartmamak gerekir. Çünkü bereketi kaçabilir. Çünkü Efendimiz bunu tavsiye etmiş. Çok zaman o adam iyali ve misafirleriyle arpadan yediler. Bakıyorlar bitmiyor. Noksaniyetini anlamak için ölçtüler. Sonra bereket kalktı. Noksan olmaya başladı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a geldi, beyan etti vakay olayı. Ona cevaben ferman etti. Lem, ''Levlem, e, levlem e, telkihu la e, kulumu minhu ve kalami bikum'' Yani eğer kiloyla, ile tecrübe etmeseydiniz, ölçmeseydiniz hayatınız boyunca size yetecekti yeterdi. 8. misal, Tirmizi ve Nesai ve Beyhaki ve Şifa-i Şerif gibi kütübü sayya beyan ediyorlar ki, Hazreti Semuret İbni Cündüb der, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a bir kase et geldi. Sabahtan akşama kadar fevç fevç adamlar geldiler, yediler. İşte mukaddimede beyan ettiğimiz sıra binaen. şu vakayı bereket, yalnız Semure'nin rivayeti değil. Belki Semure o yemeği yiyen cemaatlerin mümessili gibi, temsilcisi gibi onlar namına yediklerini, tasdiklerine binaen ilan ediyor. O zaman bu rivayeti o akşama kadar gelen adamların her birisi rivayet etmiş gibi kabul edeceğiz. Dokuzuncu misal, Şifa-i Şerif'in sahibi ve meşhur İbni Ebi Şeybe ve Taberani gibi mevsuk ve sahih muhakkikler rivayetleriyle Hazreti Ebu Hureyre der. Yani rivayetler oradan. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bana emretti. Mescid-i Şerif'in suffesini mesken ittihaz eden yüzden ziyade fukaray muhacirini davet et. Fakir muhacirleri davet et. Ben de onları aradım. Topladım. Umumuza bir tabla, bir tabla tam konuldu. Biz istediğimiz kadar yedik, kalktık. O kase konulduğu vakit nasıl idi? Yine öyle dolu kaldı. Yalnız parmakların izi tam da görünüyordu. İşte Hz. Ebu Hureyre umum kamiliğini ehli suffe tasdikında istinaden onlar namına haber verir. Demek manen umum ehli suffe rivayet etmiş gibi katidir. Hem hiç mümkün müdür ki o haber, o haber hak ve doğru olmasa o sadık ve kamil zatlar sükut edip tekzip etmesinler. Yalanlamazlar mı? 10. misal nakli sahih kat'i ile Hazreti İmam Ali radıyallahu anh der. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam beni Abd beni Abdülmuttalib'i yani Abdülmuttalib'in çocuklarını cem etti, topladı. Onlar 40 adam idiler. Onlardan bazıları bir deve yavrusunu yemek yaptı. Umumu yiyip tok koydular, tok oldular. Yemek eskisi gibi kaldı, hiç eksilmedi. Sonra 3-4 adama ancak kafi gelir ağaçtan bir kap içine süt getirdi. Umumen hepsi içtiler, doydular. İçilmemiş gibi baki kaldı, hiç eksilmedi. İşte Hazreti Ali'nin şecaatı ve sadakati katiyetinde bir mucizeyi bereket. İşte sana bunlar yetmezse Hazreti Ali radıyallahu an'dan bir mucizeyi bereket rivayeti. 11. misal. Nakli sahiyle. Hazreti Ali ve Fatıma Zehra velimesinde evliliklerinde o gecede, o mübarek günde Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam Bilal-i Habeşi'ye emretti. 4-5 avuç un ekmek yapılsın ve bir deve yavrusu kesilsin. Hazreti Bilal der: Ben tamı getirdim. Mübarek elinin üstüne vurdu. Sonra taife taife sahabeler geldiler, yediler, gittiler. O yemekten baki kalan miktara yine bereketle dua etti. Bütün ezvacı tahirata her birine birer kase gönderildi. Emretti ki hem yesinler hem yanlarına gelenlere de yedirsinler. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle emin, öyle farkında ki mevzunun biteceğine şüphesi yok. Hem yesinler, rahat olsunlar. Hem de gelenlere ikram etsinler. Evet böyle mübarek bir izdivaçta elbette böyle bir bereket lazımdır. Yani bütün İslam'ın müştehitlerin, mücedditlerin silsilesi olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın neslinin devamı. Yani Seyitler cemaati, Haseniler cemaati, Şerifler cemaati o silsileyle devam etmiş. Elbette öyle mübarek bir izdivaçta Cenab-ı Hak öyle bir bereketi gönderir. Evet böyle mübarek bir izdivaçta elbette böyle bir bereket lazımdır ve vuku'u katidir. 12. misal. Hazreti İmam Cafer-i Sadık pederleri olan pederleri İmam Muhammedül Bakır'dan o da pederi İmam Zeynel Abidin'den o dahi İmam Ali'den nakletmişler derler ki Fatıma Zehra yalnız ikisine kafi gelecek bir yemek pişirdi. Sonra Ali'yi gönderdi. Ta o Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam gelsin beraber yesinler. Teşrif etti ve emretti ki o yemekten her bir ezvacına yani hanımlara birer kase gönderildi. Sonra kendine hem Ali'ye hem Fatıma ve evlatlarına birer kase ayrıldıktan sonra Hazreti Fatıma radıyallahu anh der tenceremizi kaldırdık. Daha dolu olup taşıyordu. Meşiyeti ilahiye ile hayli zaman o yemekten yedik. Yani Allah'ın münasip görmesiyle, Allah'ın kaideleri değiştirip yedikçe bitmesi gereken yemeği yedikçe bereketlendirmesiyle o yemekten hayli zaman yedik. Elhamdülillah. Acaba niçin bu nurani yüksek silsile rivayetten gelen şu mucize berekete gözün ile görmüş gibi inanmıyorsun. İnsanın nefsi de diyor ki ya acaba nasıl oldu olur mu? Acaba acaba bu nurani ve yüksek silsile rivayetten gelmiş şu mucizeye mucizeyi berekete gözün ile görmüş gibi neden inanmıyorsun? Evet buna karşı şeytan dahi bahane bulamaz. Evet buna karşı şeytan dahi bahane bulamaz. 13. misal Ebu Davud ve Ab Ahmet İbni Hanbel ve i̇mam Beyhaki gibi sadık imamlar Dükeynül Ahmesi İbnü Saidil Müzeni'den hem altı kardeş ile beraber sohbete müşerref ve sahabelerden olan Numan İbnül Mukarrinül Ahmesiyül Müzeni'den hem Cerir'den yani Cerir herhalde İbni Cerir Taberi'ydi. Taberi'nin babası. Cerir'den naklederek müteaddit tariklerle Hazreti Ömer İbnül Hattab'dan naklediyorlar. Nasıl bir silsile var? Rivayet silsilesi. Resul-i Ekrem Vesselam Hazreti Ömer'e emretti. Ahmesi kabilesinden 400 atlıya yolculuk için zadu zahire ver onlara yolda lazım olacak yiyecekleri zahire ver. Hazreti Ömer dedi ya Resulallah mevcut zahire yani buğdaydır, arpadır artık. Birkaç saadır, birkaç kaptır. Yani 12 avuç kadardır, birkaç kap dedi. Kümesi oturmuş bir deve yavrusu kadardır en fazla. Ferman etti, git ver. O da gitti, yarım yük hurmadan 400 süvariye, 400 askere, atlı askere kifayet derecesinde, yetecek derecede zat zahire verdi ve dedi hiç noksan olmamış gibi eski halinde kaldı. Eksilmiyor. İşte şu mucize bereket. 400 adamla ve bahusuz Hazreti Ömer ile münasebet daha bir surette vuku'a gelmiştir. Rivayetlerin arkasında bunlar var. Bunların sükutu tasdiktir. 2-3 haberi vahit deyip geçme. Böyle hadiseler haber vahid dahi olsa tevatür maneviyi kanaati verir. Yani bir yoldan gelmiş bu rivayet ama 400 adam susmuşlar. Demek ki 400 adam onu rivayet etmişler gibi. Çünkü niye? Sahabeler umumen doğru sözlüdür. Sahabeler yalana tenezzül etmezler. 14. misal başta Buhari ve Müslüm ve Kütüb-ü Sayha haber veriyorlar ki Hazreti Cabir'in pederi vefat eder. Borcu çok, ziyade medyun, borç sahipleri de Yahudiler. Yani o dinine düşkün ama alacaklılar da Yahudiler. Cabir pederinin asıl malını Gurema'ya verdi. Kabul etmediler. Halbuki bağındaki meyveleri kaç senede deyinle kafi gelmeyecek. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etti. Bağın meyvelerini koparınız, harman ediniz, toplayınız bir yerde. Öyle yaptılar. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam harman içini gezdi, dua etti. Sonra Cabir harmandan pederinin bütün guremasının borçlarını verdikten sonra yine bir sene, yine bir sene, bir sene de bağdan gelen mahsulat kadar kaldı, birikti. Bir rivayette bütün kuremaya verdiği kadar kaldı o hadiseden borç sahibi olan Yahudiler çok taaccüp edip hayretler içinde kalıp o hali anlamaya çalıştılar. Taaccüp edip mevzunun ne olduğunu idrak edemeyip hayretler içinde kaldılar. İşte şu mucize-i bahire -i bereket. Yalnız Hazreti Cabir gibi birkaç ravilerin haberi değil. Belki manevi tevatür hükmünde o hadisede münasebetler haddi tevatür derecesinde çok adamları temsil ederek rivayet etmişler. 15. misal başta Tirmizi ve İmam Beyhaki gibi muhakkikler. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan haber veriyorlar ki Ebu Hureyre demiş ki bir gazvede başka bir rivayette gazveyi Tebuk'te Tebuk savaşında ordu aç kaldı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etti. Hel min şeyin bir şeyler var mıdır bir şey yok mu bir şey var mı diye emretti. Ben dedim heybede bir parça hurma var. Bir rivayette 15 taneymiş. Başka bir rivayette 15 tane hurma var. Dedi getir. Getirdim. Mübarek elini soktu. Bir kabza çıkardı. Bir kaba bıraktı. Bereketle dua buyurdular. Sonra onar onar o askeri çağırdı. Umumen yediler. Sonra ferman etti. Huzma ci'te bihi vagbid aleyhi ve la tükebbehu. Tekubbehu. Yani ben elimi o heybeye soktum. Evvel getirdiğim kadar elime geçti, geçmişti. Sonra Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hayatında Ebu Bekir ve Ömer ve Osman hayatında o hurmalardan yedim. Başka bir tarihte rivayet edilmiş ki o hurmalardan kaç yük? Fi sebilillah Allah rızası için sarf ettim. Sonra Hazreti Osman'ın katlinde o hurma kabı ile ne ve garat edildi, gitti. Yani o artık gasp edildi, alındı götürüldü. İşte hocayı kainat olan, ifadene kadar güzel, kainatın hocası olan, Fahri Alem Aleyhisselatu Vesselam'ın kutsi medresesi ve tekkesi olan Sufyan'ın demirbaş mühim bir talebesi ve müridi ve kuvve havzanın ziyadesi için dua nebeviye mazhar olan hafıza kuvvetinin artıp hiçbir şeyi unutmaması için Peygamber Efendimiz'in dua etti. Ebu Hureyre radıyallahu anh Gazve-i Tebuk'te Gazve-i Tebuk gibi bir mecmain asla yani insanların çok olduğu bir yerde insanların çok bulunduğu bir toplulukta bu kunu haber verdi şu mucizeyi bereket. Manen bir ordu kadar sözü bir ordu sözü kadar kat'i ve kuvvetli olmak gerektir. Burada da bir incelikte. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anha Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam daha hiçbir şeyi unutmaması adına dua etmiş ve Ebu Hureyre radıyallahu an ne öğrendi artık ezberinde kalmış. İşte bu da bir mucizeyi nebeviyedir aleyhissalatü vesselam. 16. Nisan Başta Buhari kütübü sahiha nakli sayı sahi ile nakli kat'i ile haber veriyorlar ki Hazreti Ebu Hureyre aç olmuş. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından gidip menzili saadete girmişler. Bakarlar ki bir kadeh süt, bir bardak süt. Oraya hediye getirilmiş. Burası da çok güzel, manidar, böyle tekeli bir yer. Ee, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etti. Ebu Hureyre'ye karnı aç. Peygamber'in yanında bir gidiyor ki birisi tasadduk etmiş bir kase süt. Süt ne kadar kıymetli demek ki o zaman değil mi? Yani bir kase süt hediye edilip tasadduk ediliyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etti ki Ehl-i çağır. Ben kalbimden dedim ki Ebu Hureyre Radiyallahu anh diyor ki bu sütün bütünü ben içebilirim. Ben daha ziyade muhtacım. Ne yapayım? Fakat emri nebevi için gittim onları topladım getirdim. Yüzden fazlaydılar. Yüzü mütecaviz idiler. Yüzden fazlaydılar. Ferman etti. Onlara içir. Ben de o kadehteki sütü birer birer verdim her birisi doyuncaya kadar içer diğerine verirdim. Böyle birer birer içerek bütün ehli suffe yani suffe ehli peygamber efendimizin medresesinin talebeleri o safi sütten işler sonra ferman etti. Baki ve Ben içtim yani kalanını sen iç sonra da ben içeceğim. Ben içtim. İçtikçe iç. Peygamberimiz iç daha iç diyor. Hani Demek ki orada bir mucize daha var. Efendimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın başta hissettiğini hissediyor. Yani onu düşündüğünü ya bu bana yeter. Başkasına geliyor. yok. Efendimiz Latife Vahri suretinde iç bakalım. Hani bazen aç oluruz da sofraya otururuz. Çocuk der ki annesine ya anneciğim ya bu bize yetmez. Sonra yer doyar yemek al. Hadi ye daha da ye, denir ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Latife vari, içtikçe iç. Ferman eder ben ta ta ben dedim. Seni hak ile irsal eden Zat-ı Zülcelal'e kasem ederim, yer kalmadı ki içeyim. Sonra kendisi aldı, Bismillah deyip ham ederek bakiyesini kalanını içti. Oh, yüz bin afiyet olsun. İşte şu safi, halis süt, latif, şüphesiz bir mucize-i bahire-i bereket, beş bin hadisi hıfzına alan Hazreti Buhari başta olarak Kütub ü Sitte -i naklettikleri Nakilleri gözle görmek kadar kat'i olmakla beraber Medrese-i Kutsiye-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam olan Suffe'nin namdar, sadık, hafız bir şakirde olan Ebu Hureyre'nin hem Kur'an'ı hıfz hem hadisleri. Biliyorsunuz en fazla rivayet Ebu Hureyre'den radıyallahu anh. allah alem 6800 kadar diye hatırımda kalmış. Ebu Hureyre'nin umum ehli Suffe'yi manen işaret ederek, şahit göstererek adeta umumunu temsil edip şu ihbar-ı tevatür derecesinde kat'i telakki etmeyenin ya kalbi bozuk veya aklı yok. Acaba Hazreti Ebu Hureyre gibi sadık ve bütün hayatını hadise ve dine vakfeden, dine adayan ve men kezebe aleyye müteammide fel yetebevve mak'adun minen nar. <laughs> yani kim bilerek benden bir yalan haber verirse cehennem ateşinden yerini hazırlasın. Hadisini, tehdidini işiten sahabeler, e, Suffe'nin en sadık hafız talebesi Ebu Hureyre, bu ihbarı, bu tehdidi işittikçe yalana tenezzül eder mi? O hadisi işiten ve nakleden hiç mümkün müdür ki? Aynı zamanda hadisi nakleden kendisi, yani kim bilerek benden bir yalan haber verirse, cehennem ateşinden yerini hazırlasın diyen kendisi, hıfsındaki ehadis-i kıymetini ve sıhhatini şüpheye düşürüp, ehli Suffe'nin tekzibine hedef edecek, muhalif bir söz ve asılsız bir vaka söylesin. Yani Ebu Hureyre bunu rivayet etmişse ehli suffede tasdik ediyor. Niye yalanlar yoksa? Çünkü sahabenin en büyük özelliği sahabe temsil olarak söylüyoruz. Yalan e, her hatayı yapar, her yanlış yapar, her günah işleyebilir, işleyebilir. işler demiyoruz, işleyebilir. Ama yalan söylemez. Sahabeler umumen doğru sözlüdür. Yalan söylemez. Haşa. Ya Rab şu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın bereketi hürmetine bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsanet. Amin. Bir nükte-i mühimme. Önemli bir nükte hadis ilmiyle alakadar. Malumdur ki zayıf şeylerin içtima etmesi içtima ettikçe kuvvetleşir. Mesela küçük küçük incecik ipler topla, topak yapılsa kuvvetli bir halat olur. Halatlar neyden oluşuyor? İncecik iplerden. İncecik gibi ip tek başına koparır mısın? Evet koparırsın. Ama halat olunca koparamazsın. Yani haşa sürme haşa. Şu rivayetlerin her birine zayıf desen, hepsini toplasan bir tane mucizeyi bereket kafi gelir. İncecik ipler topak yapılsa kuvvetli bir halat olur. Kuvvetli halatlar topak yapılsa kimse koparamaz. İşte 15 enva mucizattan yalnız bereket kısmındaki mucizatı ve o kısmın 15 kısmından ancak bir kısmını 15 misal ile gösterdik. Her bir misal tek başıyla nübüvveti ispat eder derecede bir kuvvetliydi. Farz-ı muhal olarak bunların bir kısmını kuvvetsiz saysak yine kuvvetsiz diyemeyiz. Çünkü kavi ile ittifak eden kavileşir. Bir kaydı. Kuvvetli ile ittifak eden yan yana gelen kuvvetlenir. Hem şu 15 misalin içtimağı bir araya getirilmesi kat'i şüphesiz bir tevatür maneviyle kuvvetli bir mucize-i kübrayı gösterir. Şimdi şu mucizattaki mucize-i kübra ve bereket mucizelerinden zikredilmiş olan 14 kısım ahire medzedilse kuvvetli yani 14 tane sondakine toplansa kuvvetli halatları topak yapmak gibi koparılması mümkün olmayan bir mucize-i ekber içinde görünür. Sonra şu mucize-i ekberi sahir 14 nevi mucizatın mecmuna ilave et, gör ki ne derece kuvvetli, sarsılmaz, kat'i bir bürhan Nübüvvet-i Ahmediye aleyhisselatü vesselam gösterir. İşte Nübüvvet-i Ahmediye'nin, yani Efendimizin risaletinin, peygamberliğinin aleyhisselatü vesselam, direği şu mecmudan, şu toplam hadislerden teşekkür eden dağ gibi kuvvetli bir direktir. Şimdi cüz'iyatta ve misallerde su-i fehimden gelen şüphelerle, o metin sakfı muallayı sebatsız ve kabili sukut görmek ne derece akılsızlık olduğunu anladın. Evet berekete dair olan o mucizeler gösteriyor ki Muhammedi Arabi aleyhissalatü vesselam umuma rızık veren ve rızıkları halk eden bir zat-ı rahim ve kerimin sevgili ve memurudur. Pek hürmetli bir abdidir ki rızkın envaında hilaf-ı adet olarak ...ona hiçten ve sırf kayıptan ziyade gönderiliyor. Rızık biter, maddi olarak görünür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da ise... ...Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam... ...umuma rızık veren ve rızıkları halk eden bir zat-ı rahim ve kerimin sevgili bir memurudur. Pek hürmetli bir abdidir. Ki rızkın envaında çeşitlerinde hilaf adet olarak... ...ona hiçten ve sırf kayıptan ziyafetler gönderiyor. Malumdur ki Ceziretül Arap suyu ve ziraatı az bir yerdir. Onun için ahalisi ussan bidayeti İslam'daki sahabeler dıykı maişete maruzlar. Yani geçim dertlerinde, geçim hallerinde zorlanıyorlardı. Açlık çekiyorlardı. Hem susuzluğa çok defa giriftal oluyorlardı. Su yok emmini İşte bu hikmete binaen mucizatı bahire-i Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın mühimleri tam yani yiyecek ve su hususunda tezahür etmiş. Bu harikalar davayı nübüvvete delil ve mucize olmaktan ziyade yani bu harikaların ekserisi mucizedir ama mucizekten fazla. Harikadır ama harikalıktan fazla. Nübüvvetin delilidir. Peygamberliğe iman ettirmek için fakat ondan daha ziyade ihtiyaca binaen Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a bir ikram-ı ilahi, bir ihsanı ı Rabbani olarak gönderilmiş. Bir ihsan ilahi, ikram rabbani, bir ziyafet rahmaniye hükmündedir. Çünkü o mucizatı görenler nübüvvetini tasdik etmişler. Fakat mucize zuhur ettikçe iman ziyadeleşir. Nurun ala nur olur. İşte biz de bugün işte <laughs> kütübü sahiha, kütübü hadisiye ile, kütübü sitte ile bütün sahabelerin doğruluğunda bu mucizeleri Bediüzzaman Hazretleri bize gözümüzle görür gibi gösteriyoruz. Mesela o mucizeyi bir kişi gördü. Biz 1400 yıldır bütün İslam alimlerinin gördüğüyle görüyoruz. Milyonlar evliyanın kabulüyle kabul ediyoruz. Herkesin huzurunda oluyor. 1400 yıldır bütün ehli iman huzurunda oluyor gibi görüyoruz. Dolayısıyla imanımız daha ziyade ziyadeleşiyor. Nurun ala nur oluyor. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak şu Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın bereketi hürmetine bize ihsan ettiği maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan etsin. Amin. Subhaneke la ilme lena illa ma inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.